Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için oldukça farklı ve çok lezzetli bir tatlı tarifi hazırladım. Aslında kurabiye hamuru ile irmik tatlısını birleştirdim ve ortaya şahane bir sonuç çıktı. Hadi bu tatlıyı ilk siz deneyin, inanın favori tatlınız olmaya aday olacak kadar güzel ve lezzetli. Yapım aşamasını anlatmaya başlamadan önce küçük bir isteğim var. Beğeni yapıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni mutlu edip desteklemiş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür edip tarifime başlıyorum. Tatlımızın hamuru için yoğurma kabına 250 gram yumuşak tereyağı alıyoruz. Üzerine bir tane yumurta ve bir çay bardağı toz şeker ekleyip tereyağını eziyoruz. Burada kullandığımız yağın oda ısısında beklemiş, yani yumuşak olması gerçekten önemli. Rahat yoğurabilmek için mutlaka katı yağı ezmeliyiz. Yağı yeteri kadar ezince üzerine 4 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyip hamuru toparlıyoruz. Ölçüleri bardak olarak sayıyorum ama gram olarak görmek isterseniz videonun altındaki açıklama kısmına gram olarak ekliyorum. Oradan kolaylıkla alabilirsiniz. Hamuru pürüzsüz olana kadar yoğurduktan sonra iki parçaya ayırıyoruz ama birbirinden biraz daha büyük olacak şekilde. Küçük olan parçayı rendeleyeceğimiz için sertleşmesi gerekiyor ve hemen beklemeden dondurucuya bırakmalıyız. Ama öncesinde rahat rendeleyebilmek için biraz şekillendirip streçle sarıyoruz ve dondurucuya kaldırıyoruz. Büyük olan parçayı ise tepsiye ezerek yayıyoruz. İsterseniz oklavayla açarak da yerleştirebilirsiniz, hangisi kolayınıza giderse. Bu arada kullandığım tepsinin boyutu 30 cm. Hamur yeterince yağlı olduğu için tepsiyi yağlamadım. Yani yapışacak diye endişe etmeyin, yapışmaz. Piştiği zaman rahatlıkla kalkacaktır. Zaten videonun sonunda da tepsiden çıkarırken gösteriyorum. Lütfen sonuna kadar izlemeye devam edin. Tepsiye yaydıktan sonra kenarlara biraz daha bastırıp kenarların daha yüksekte kalmasını sağlayalım. Bu işlemi yaparak içine döktüğümüz tatlının tepsiye değmesini büyük oranda engellemiş oluruz. Tatlımızın ara katmanı için tencereye bir tane yumurta alıp dağılması için biraz karıştırıyoruz. Sonrasında üzerine 1 litre süt, 1 su bardağı irmik ve son olarak 1 su bardağı toz şeker alıp karıştırıyoruz. Malzemelerin ölçülerini gram cinsinden görmek için lütfen videonun altındaki açıklama kısmına bakın. Tatlımızı ocağa alıp karıştırmayı bırakmadan kaynatmalıyız. Kaynamadan karıştırmayı bırakırsak hem dibine tutar hem de süt kesilir, kurtarma şansımız olmaz. Onun için lütfen karıştırmayı bırakmadan kaynatalım. Kaynamaya başlayınca üzerine 20 gram tereyağı ve 1 paket kabartma tozu ekliyoruz. Eklediğimiz yağ eriyene kadar karıştırıp altını kapatabiliriz. Tatlıyı öyle soğuyana kadar bekletmemize gerek yok. İlk sıcağı çıkana kadar bir 5 dakika bekletsek yeterli olur. İlk sıcağı çıkan tatlıyı tepsiye yaydığımız hamurun üzerine boşaltıp tatlıyı da aynı şekilde yayıp düzeltiyoruz.
Tatlının üzerini güzelce düzelttikten sonra dondurucuya bıraktığımız hamuru alıp rendenin büyük tarafıyla tatlının üzerine rendeliyoruz. Böylece rendelenmiş hamurla tatlının üzerinin kaplanmasını sağlıyoruz. Tatlımızı artık fırına gönderebiliriz. 180 derece fırında 25-30 dakika arası üzeri kızarana kadar pişirmeliyiz. Her fırının pişirme süresi aynı olmayabiliyor. Onun için lütfen kontrollü pişirelim. Tatlımızı fırından aldıktan sonra servis yapmak için mutlaka soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapabiliriz. Kıyır kıyır ağızda dağılan hamurun nefis bir tatlı ile birleşmesinden ortaya çıkan sonuç gerçekten mükemmel. Bu tatlıyı bir kere de olsa mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel tatlıyı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni yapıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yeni gelecek tariflerimden haberdar olmak için lütfen bildirim zilini açık hale getirin. Tariflerimi izleyip yorum yapan herkese tekrardan teşekkür etmek istiyorum ve kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.